geçtiğimiz günlerde depremin daha sıcak yaraları sarılmadaki süreçte de hem bizlere geçmiş olsun, hem depremle ilgili vakıf eserlerinin görmüş olduğu eksiklik, zarar, ziyan veyahut da onlarla ilgili yapılacak işlerin yerinde görülüp incelenmesi ve onlarla ilgili restorasyon projelerinin hazırlanması noktasında geçtiğimiz günlerde geldiğinde talimat verdi. Ve o talimatlar doğrultusunda arkadaşlarımız burada bölge müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptılar. Batıgazi Belediyesi yetkilileri, oradaki teknik elemanlar ve o tarihi eserlerle ilgili kültür ve miras koruma noktasındaki görevli arkadaşlarımız herkes aynı çalışmaları yaptı. Büyükşehir olarak da biz bu çalışmaları birlikte yürüttük. Bugün de yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesinin masaya yatırılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi noktasında neler yapabileceğiz? Onların değerlendirilmesi amacıyla bugün sabahleyin Sayın Genel Müdürümüz geldi ve bu çalışmaları biraz önce bütün teknik arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Biraz sonra da ikinci bir değerlendirme aşamasına gidecek. Vakıflar Genel Müdürümüzü burada görmekten, ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kendilerini zaten Malatya'nın dışında bir yer olarak da görmüyoruz. Kendileri bizim fahri hemşerimizdir ve Malatya'da özel gönül bağı olduğunu biliyorum. Malatya'nın sorunlarını da yakından bilip takip eden ve geçmiş dönemlerdeki vakıf eserlerinin ayağa kaldırılmasında çok emeği olan Sayın Genel Müdürümüze bu vesileyle tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Vakıflar Genel Müdürümüzü Malatya'da bizde ağırlamakta duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Malatya denilince özellikle Battalgazi dediğimizde tarihi eserlerimizin, kültürel eserlerimizin yoğunlukta olduğu bir bölge. O akla geliyor. Bu bölgenin önceki yapılan çalışmalardan dolayı başta hükümetimize ve şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Oradaki eserlerin ayağa kaldırılması, Türkiye'mize, Malatya'mıza kazandırılması hususunda yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de orada restore etmemiz, ayağa kaldırmamız gereken eserlerimiz var. Onlarla ilgili olarak da biz Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı yaptık. Şu an yapmış olduğumuz çalışmaları genel müdürümüze takdim edeceğiz. Bölgeyi görüp orada neler yapılması hususunda istişarelerde bulunacağız. Malatya'ya ikinci gelişim. Sayın Valimizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Bugün de inşallah Battalgazi ve yine yereldeki, merkezdeki bütün camilerimizi yeniden bakacağız. Onlarla ilgili hazırlanan raporlara, hasar tespitlerine bakacağız. Ve biz bugüne kadar bir hafta 10 günlük bir sürede artçıların durması konusundaki düşüncemiz vardı. Onlar da elhamdülillah şu anda durmuş vaziyette. Artık müdahale zamanı geldi. Gerekli müdahaleyi yapacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Malatya'ya karşı görevimizi ifade edeceğiz. Malatya bizim tarihi kadim bir şehrimiz. Malatya'da yaptığımız eserlerin büyük bir kısmında şu anda en önce gördüğüm kadarıyla bir hasar oluştu. Ama bunlar en kısa zamanda derlenip toparlanacak, restorasyonları yapılacak ve Malatyalı hemşerilerimiz bunları ibadet mahalli olarak kullanacaklar. Dün de Elazığ valimizle, Elazığ'daki vatandaşlarımızla görüşmeler yaptık. Tabii Elazığ ve Malatya çok şiddetli bir depreme maruz kaldı. Tekrar Elazığ ve Malatyalı kardeşlerime Allah'tan sabır diliyorum. Allah şifa versin hastalarına, ölenlere de rahmet diliyorum. İnşallah Elazığ'ımız ve Malatya'mız böyle bir afata maruz kalmaz diyorum. Temennimiz bu. Tabii bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak tarihi eserlerimizi korumak, kollamak en tabii görevimiz. Malatya için gereken neyse o yapılacak, ödenek sorunumuz yok. Her şeyi yapacağız, yerli yerinde. Malatyalı halkımız, Battalgazi'deki insanımız ve merkezdeki insanlarımız bu eserleri koruyacaklar. Bugüne kadar yaklaşık 5300 tane tarihi eseri restore eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, buradaki 17-18 tane eseri restore etmekte gecikmeyecek. En kısa zamanda müdahalesini yapacaktır. Bu konuda Sayın Bakanımızın ciddi bir talimatı üzerine biz bu çalışmayı ilk afetin olduğu akşam başlattık. Arkadaşlarımız sahada oldular ve gerekli hasar tespitleri yapıldı.
Bundan sonraki çalışmalarda Büyükşehir Belediye'mize, ilçe belediyelerimize işbirliği içerisinde gereken yapılacaktır. Bu konuda halkımız mutmain olsun, huzur içerisinde olsun. Cenab-ı Hak bir daha böyle bir hasar, afet bu ülkeye göstermesin diyorum. Teşekkür ederim.